Merhaba arkadaşlar, bugün Geçerken Felsefenin yeni bir bölümüyle beraberiz. Hakkın ve hayrın bilgisi olarak felsefeden ne kastediliyor? Bunu beraberce müzakere edelim kısa olarak. Felsefenin amacı malum Platon'dan, Sokrates'ten itibaren insanların mutluluğunu temin etmesi ve erdemli bir hayat yaşamasıdır. Bunun için özgür ve özgüvenli bir bireyin öncelikle kendi ruh ve nefsini sağlığını korumasını, yani ruh sağaltımını yapmasını, tıbbi ruhani bu biliyorsunuz sağlaması gerekir. Felsefenin gayesi mutluluğu elde edilmesi olunca insanların bu dünyada refah ve huzuru, ahirette ise felahı kavuşturacak teorik ilkeleri bilme ve işte hakkın bilgisi dediğimiz bu ve öğrenmek çok önemli ama bu yeterli değil, bunu pratiğe aktarmak lazım. Hayrın bilgisi dediğimizde bu. Bu açıdan insanı mutluluğa götürecek bireysel, ailevi ve toplumsal önlemlerin neler olacağına dair klasik filozoflarımızın bakış açılarını ana hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi biz İslam felsefesinin kurucu filozofu olarak gördüğümüz Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlu el-Farabi'ye Türkiye'nin ifadesi olan tahsülü sade, yani mutluluğu elde edilmesi olarak tanımlamasını merkeze alıyoruz. O birey, aile ve devlet ilişkisini bir bütün olarak varlık, değer, bilgi ve değer açısından ele alıyor. Ahlak ve siyaset felsefesi açısından tahsülü sade, tembih ala sebil-i sade, Fusulul Medeni, Siyasetul Medeniye ve El Medinetul Fazıla adlı eserlerine baktığımız zaman etik politik bir söylemi ilk dönemlerden itibaren kurguladığı ve bunu metafizik ve epistemik temellerini incelediğini görüyoruz. Bunun aşamaları ise insanın kendi doğasını, öfke, gadab, şehvet ve akıl yetilerini bilip itidalli bir hayat sağlamasıyla olacağı üzerinde duruyorlar. Buna hikmeti hulkiye, yani ahlak felsefesi denildiğini biliyorsunuz. Bireysel olarak donanımını sağlayan, gerekli önlemlerini alan, tedbirlerini alan kişi kendini bilecektir. Kendini bilen de Rabbini bilecektir. O kendini bil söyleminin men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu'ya nasıl dönüştüğü açısından bu son derece önemli. Bu yaşantı biçiminin aileye aktarılması tedbirül menzil, topluma aktarılması medinetül tedbirül müdün medineye olduğunu biliyorsunuz. Bu hakkın ve hayrın bilgisinin kamusallaştırılması demektir. Dolayısıyla erdemli bir toplum oluşturmak ve bunu pratiğe aktarmak isteyen kişi öncelikle kendini, nefsini, doğasını tanımalıdır. Buradaki bir diğer anahtar kavram ümmeten vasata. Erdemli toplumu biz ümmeten vasata olarak okuyoruz. Bu Bakara suresinde geçiyor bu terim biliyorsunuz. Adaletli, her eyleminde aşırılıklardan uzak, yani ifrat ve tefritten kaçınan, itidalli hareketi insanların birlikteliği olarak tanımlıyoruz ümmeten vasatayı. Bu hususlar bireysel yönetimden ev yönetimine geçiş ve şahsiyetli, özgür ve özgüvenli bireylerin oluşturduğu aileler kurulması açısından önemli. Müslüman filozoflara göre devlet toplum yönetimi bunun üçüncü aşamasıdır. Bu toplumsal hayatta sağlanan iş bölümünün insanların yetilerinin ve eylemlerinin yerleştirilmesi ve korunmasının nasıl sağlanacağıyla ilgilenir. Bu açıdan Medinetul Fazıl'a, erdemli yönetime ulaşmak hekim ve hakime en az, hatta hiç ihtiyaç duymayan bir ideal olarak ortaya konur. Bunun gerçekleşmesini medeni ilimler bağlamında kelam ve fıkıh, ahlak disiplinleriyle yaparlar. Bununla kastedilen, yani itidalli, hareket eden, ifrat ve tefritten kaçan insan topluluğunun diğer insanlar üzerinde adalet örneği ve hakkın şahitleri ümmeten vasata olmasıdır. Diğer bir ifadeyle erdemli davranışları bilmek ve buna uygun davranmak, hakkın bilgisine sahip olmak ve her daim mutlak olan mutlak ile olan manevi irtibatı, metafizik gerilimi korumak demektir. Buradaki anahtar kavram iyi, mutluluk ve erdemli toplumdur. İnsan toplumsal bir canlı olarak birey, aile ve devlet toplum içinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması için neler yapmalıdır sorusunun cevabı aranır. Belki başka bir toplantıda meta etik soruları bu çerçevede müzakere edebiliriz. Burada
Hakkın ve hayrın bilgisi olarak biz Farabi'yi ve İbn Sina'yı merkeze aldığımızı söyledik. Çünkü bu iyilik ve güzelliğin bilgisine, teorik bilgilenmeye sahip olmanın nasıl olacağını birey, aile ve toplum bağlamında düzenleyen medeni ilimleri devreye sokar. Burada fıkıh, kelam ve ahlak disiplinlerinin öneminden bahseder. Aslında dini ilimler olarak fıkıh, kelam ve ahlakın medeni ilimler çerçevesinde incelenmesi, peygamberin vahyi pratiğe aktarmasının felsefi dile dönüştürülmesidir. Burada vurgulanmak istenen evrenin nasıl yaratıldığını pozitif talimi, tabi ilimler ile anlayıp açıkladıktan sonra niçin yaratıldığı bağlamında ilahiyatın, felsefeyi ulanın devreye girdiği, medeni ilimlerin de bu anlamda fıkıh, kelam ve ahlakla etik politik bir sistem oluşturduğudur. Dinde yer alan pratik hususlarda fıkıh ve hukuk özelde siyasetin içerdiği genel kuralların belirli kısımlarıyla ilgili olan hususları içine alır. Bu durumda hukuk siyaset biliminin bir parçasıdır. Farabi'nin pratik felsefeden kastı budur aslında. Böyle olunca fıkıh teorik felsefenin bir bölümü olarak görülür. Teorik felsefenin temel alınması ve bu alanda ne kadar derinleşilirse, uzmanlaşılırsa o kadar iyi olacağının söylenmesi son derece önemlidir. Pratik felsefede ise itidallik esastır. Kelam disiplini kanun koyucunun açıkladığı görüşleri ve uygulamaları inceleyen fıkıhtan farklıdır. Bu hususu biraz daha açacak olursak, hukuk kanun koyucunun açıkladığı görüşleri ve uygulamaları inceler. Onlardan usul ve yöntem belirler. Bununla da onlardan gerekli olan şeylerin çıkarımlarını yapar. Kelam alimi ise hukukçunun yöntem olarak ortaya koyduğu şeylerin üstünlüğünü gösterir. Bir insanda bu iki ilmin gücü birden bulunursa istenilen odur. Ona fakih mütekellim, yani hem hukukçu hem de kelamcı denilir. Görüldüğü üzere medeni ilimler felsefenin amacı olan mutluluğu kazanmak, yani tahsülü saadet için son derece önemlidir. Çünkü mutluluğu hakkı bilip salt iyilik, hayırla nasıl elde edileceğini gösterir. Dünyada yaşarken mutlu olmak, ahirette ise en yüce iyiye, yani saadetül kusfaya ulaşmanın öncülüdür. Bu noktada insanın dünya için sürekli çalışması, iki günün eşit olmaması istenir. Dünya ahiretin tarlasıdır denilirken de kastedilen budur. Yani yaşarken mutlu olacak işler yaparsanız, ne ekersek, ahirette de nihai mutluluğu elde ederiz. Hasat olarak onu elde ederiz, biçeriz demek deniyor. O halde Rabbimizin dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmemiz için gönderdiği vahiy bilgileri hayata geçirmek için yorumlamamızda ki tutarlılığa son derece dikkat etmek lazım. Madem ki din, dünyada refah, ahirette felahı sağlayacak ilkeler bütünüdür. O halde dünya ve ahiret akıl ile vahiy uyumunu sağlamak için gerekli teorik bilgileri edinmek, ama bunu pratiğe aktarmakla, yani yaşamakla olur. Bu uyumun nasıl olacağını ise mantık sağlar. Bunun için bizim Müslüman filozoflar mantığa müftahus sade, yani mutluluğun anahtarı denir. Mantık, çünkü insanın mutlu olması, aklını düzgün kullanması, yanlış yapılması mümkün olan bütün makul şeylerden uzak tutacak, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bildirecek, insanı doğru yola ve gerçeğe, hakka yöneltmeye yarayacak ilkeleri verir. Hatadan koruyan ve muhafaza eden ilkeleri verdiği için de mantıklı insan doğru eylemde, yani salih amelde bulunur. Dingin ve huzurlu yaşar. Yani dünyada mutluluğun anahtarına sahip olur. Bir sonraki geçerken felsefede de bu ahlak felsefesinin üç temel kavramı, yani özgür irade, sorumluluk ve doğru eylemin imkanı üzerinde duralım. Esenliğiniz daim olsun.